Bonjour, herkese merhaba. Bu videoda sizlere 3 gece 4 günde Paris nasıl gezilir onu anlatmak istiyorum. Eğer Paris'e ilk kez geliyorsanız, Paris'e geldiğiniz ilk gün Trocadero'ya geliyorsunuz. 6 ve 9 numaralı metrolara binerek ve Trocadero'da inip Eiffel Kulesi'ne ulaşıyorsunuz. Ben Paris'e ilk kez gelen arkadaşlarıma ilk gün programına her zaman buradan başlıyorum. Burada yukarıdan şahane bir Eiffel manzarası var. Tabii ilk gün saat kaçta Paris'e geldiğinize bağlı olarak buradan aşağıya inebilir Eiffel Kulesi'ne gidebilirsiniz. Eiffel Kulesi'ne çıkmak nereden baksanız bir yarım gününüze mal olacaktır. Tabii bu sizin hayalinizse Eiffel'e de çıkacaksınız. Ya da Eiffel'in altına gidip fotoğraf çektirebilirsiniz. Bir de aşağıda Bateau Parisien'e binerek güzel bir gezi yapabilirsiniz. Ama genelde ben burada arkadaşlarımla Eiffel Kulesi'ne doğru fotoğraf çektiriyorum ve buradan metroya geri dönerek Şanzelize'ye doğru yola devam ediyorum. Paris'te ilk günümüzde ikinci durağımız Şanzelize. Şanzelize'ye metro ile geldiğimizde, yukarı çıktığımızda ilk karşımıza çıkacak olan şey arkamda gördüğünüz Zafer Takı. Eğer vaktiniz varsa Zafer Takı'na çıkıp yukarıdan etrafı şöyle bir görebilirsiniz. Ya da Şanzelize'den aşağıya doğru yürüyebilirsiniz, artık bu size bağlı. Paris'e geldiğinizde Şanzelize'de yürümek yapacağınız en keyifli etkinliklerden biridir. Her ne kadar turistik bir bulvar olsa da sağlı sollu dükkanlara bakmak, sokaktan geleni geçeni izlemek ve binaları incelemek oldukça keyiflidir. Tabii Şanzelize ile ilgili hem blogda yazı var hem de YouTube'da burayla ilgili pek çok video çektik. Oradan detayları görebilirsiniz. Biz buradan aşağıya Concorde'a kadar yürüyeceğiz bugün. Paris'te ilk günümüzde Şanzelize'nin tadını çıkaracağız. Ama siz yorulduğunuz yerde otobüse binip 73 numaralı hatla Concorde'a kadar da gidebilirsiniz isterseniz. Şanzelize'de dolaşırken yemek yemek için de pek çok seçenek var biliyorsunuz. Ben burada Rölye de l'Antrikot'u çok severim. Bunu yazılarımda ve videolarımda belirtiyorum. Ama başka restoranlar da var elbette. Ünlü midyecimiz burada, Leon Braziler'de. Zafer Takı'ndan şu tarafa doğru gittiğinizde de Monte Carlo adında tabl d'hote yemek veren hesaplı bir restoran var. Başka pek çok seçenek de mevcut. Şanzelize üzerinden Şanzelize Clemenceau'ya kadar yürümeyi başarırsanız o zaman arkamda gördüğünüz Grand Palais ve Petit Palais'e ulaşmış oluyorsunuz. Özellikle Petit Palais'e geçerken uğramanızı öneriyorum eğer vaktiniz varsa. Ücretsiz gezilebiliyor ve içeride şahane bir kafe var. Özellikle avlusu oldukça güzeldir. Hemen şu tarafta da arkamda ileride Alexandre Trois, 3. Alexandre Köprüsü var. Onun ilerisinde de Napolyon'un mezarı. Ama bizim yolumuz şu tarafa doğru, Concorde'a doğru yürümeye devam ediyoruz. Şanzelize'den buraya kadar yürümeyi başardıysanız artık Concorde meydanındasınız demektir. Concorde'dan biz Tüileri Bahçesi'ne doğru, şu tarafa doğru yürüyeceğiz. Dilerseniz Concorde'u da keşfedebilirsiniz. Burayla da ilgili blog yazısı var ve ayrıca bir vlog çekimi mevcut. Şimdi biz buradan Tüileri Bahçesi'ne yürüyoruz. Tüileri Bahçesi belki de ilk mola verme yerimiz olacak. Dilerseniz burada oturup dinlenebilirsiniz. Biraz etrafı seyredip şu ana kadar gördüklerinizi değerlendirebilirsiniz. Sonra güzergahımız şu taraftan dümdüz devam edecek. Tüileri Bahçesi'ndeki havuz başında mola verip biraz dinlendikten sonra dilerseniz şu sol tarafta gördüğünüz Oranjeri Müzesi'ni gezebilirsiniz. Orada Monet'in 360 derece Nilüferler tablosu var ama bence yolunuza devam etseniz ve şuradan Louvre Müzesi'ne doğru yürürseniz çok daha iyi olur. Sağlı sollu da yemek yiyebileceğiniz mekanlar mevcut. Nerede, ne zaman yemek molası vermek istersiniz bilmiyorum ama Tüileri Bahçesi'ndeki bu küçük kafe, restoranlar özellikle hava güzelse oldukça keyifli olabilir. Bu noktaya geldiğinizde eğer sağ tarafa dönerseniz Orsay Müzesi'ne, Müze d'Orsay'a geçersiniz. Şu ileride gördüğünüz köprüden ama bence orası ilk günün programı değil. Biz yolumuzdan sapmadan Louvre Sarayı'na, Louvre Müzesi'ne doğru yürüyüşümüze devam ediyoruz. Artık ufukta Louvre Müzesi gözüktü. Sol tarafımda görmüş olduğunuz dönme dolap sadece yazları kuruluyor. Altta da çok güzel bir Luna Park havasında bir atmosfer var.
Burada bir havuz daha var. Dilerseniz bu havuz çevresindeki sandalyelerde de oturup dinlenmeniz, Paris'in keyfini, tadını çıkarmanız mümkün. Yürüyüşümüzün bu noktasından itibaren Tüileri Bahçesi arkamızda kaldı. Artık Louvre Sarayı'nın avlusuna, bahçesine giriyoruz. Şu an bulunduğumuz yerde de bir zamanlar Tüileri Sarayı varmış ama Fransız Komünü sırasında yakılarak yıkılmış. Biz de yürüyüşümüze eski Tüileri Sarayı'nın olduğu yerden Louvre Müzesi'nin, Louvre Sarayı'nın bahçesine doğru, Şüen'e doğru devam ediyoruz. Arkamda gördüğünüz arkın altından geçtikten sonra bildiğimiz anlamda Louvre'un içinde olacağız. Daha doğrusu Louvre'un avlusunun içinde. Paris'e ilk gün saat kaçta geldiğinize bağlı olarak tahminlerime göre buraya geldiğinizde programımızın tamamını gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Tabii biz bu parkuru şimdi videoda 3-5 dakikada izledik ama bence yarım gününüzden fazlasını alacaktır. Ve bence buraya geldiğinizde artık yorulacaksınız. O yüzden Louvre Müzesi'ni gezmeyi yarına bırakmanızı öneriyorum. O zaman bu noktadan sonra dilerseniz yemek yemek için kendinize bir mekan bakabilirsiniz. Ya da şu tarafta kahve içmek için güzel yerler var. Bir de Paris'te tax free özel indirimli alışveriş yapacağınız Benlux bu tarafta, oraya da uğrayabilir. Türkçe alışveriş yapmanın keyfini yaşayabilirsiniz. Akşamda Lido, Crazy Horse ya da Moulin Rouge gibi bir Paris kabaresiyle günü taçlandırabilirsiniz. Paris'te ikinci gündeyiz. İkinci güne bence Louvre Müzesi'ni gezerek başlamalı. Louvre Müzesi biletini mutlaka gelmeden en az bir iki hafta önce internetten almalısınız. Ondan sonra da Louvre Müzesi'ni gezebilirsiniz. Burayı gezmek yarım günde sürebilir, bir günde sürebilir, hatta bir hafta bile sürebilir. Ama ben yarım gün gezeceğinizi tahmin ediyorum. Müzeyi gezme sürenize bağlı olarak buradan çıkışta şu tarafa doğru Sen Nehri'ne doğru inmenizi öneriyorum. Çünkü orada Aşıklar Köprüsü var. İlerisinde de Pont Neuf ve Notre Dame'ın bulunduğu site adası var. Gelin şimdi o tarafa doğru gidelim. Aşıklar Köprüsü Pont des Arts, Louvre Sarayı'nın hemen doğu kanadında bulunuyor. Kısa bir yürüyüşle buraya ulaşmanız mümkün. Pont des Arts'a çıkıp manzarayı izlemenin tadı bir başka, hele şanslı gününüzdeyseniz canlı müzede denk gelebilirsiniz. Eskiden Aşıklar Köprüsü Pont des Arts'da asma kilitler vardı ama belediye güvenlik gerekçesiyle bu kilitleri söktü. Şimdi yerine bu camlar mevcut. Biz buradan yürüyüşümüze şu arkamda gördüğünüz Rive de Seine, Park Rive de Seine boyunca devam edeceğiz. Orayla ilgili de blogda yazı mevcut. Yolumuzun devamı bizi Notre Dame Katedrali'ne götürecek. Şimdi o tarafa doğru yürüyoruz. Seine Nehri kıyısı boyunca Notre Dame'a kadar yapacağınız yürüyüşü isterseniz yolun alt tarafından yapabilirsiniz. Dilerseniz de yolun üst tarafından yapmanız mümkün. Eğer yukarıdan yürürseniz bu sefer Seine Nehri kıyısınca dizili olan bukinistlere uğrayarak, onları gezerek ilginç hediyelikler, kitaplar ve daha pek çok şeyi incelemeniz mümkün. Hava durumuna ve yorgunluk durumunuza bağlı olarak yolun belirli bölümlerini metroyla ya da otobüsle gitmeniz de mümkün. Ama tabii Paris'i yürüyerek keşfetmek her zaman en güzeli. Çünkü civarda görecek pek çok şey var. Notre Dame Katedrali, Seine Nehri'nin ortasındaki site adası Île de la Cité'de bulunuyor. Site adası belki de bir tam gün ayırmanız gereken bir yer ama biz 3 gece 4 gün Paris'te olduğumuz için size önermek istediğim yerler, birincisi Marie Antoinette'in giyotinle idam edilmeden önce son günlerini geçirdiği hapishane olan Conciergerie. İkincisi hemen onun yanında bulunan ve muhteşem vitraylarıyla, eğer vaktiniz varsa içeriği mutlaka gezmeniz gereken Sainte-Chapelle. Üçüncüsü de Sainte-Chapelle'in karşı tarafından ulaşabileceğiniz ünlü çiçek pazarı. Ve onun ardından da yolumuzun son durağında bulunan Notre Dame Katedrali olacaktır. Biliyorsunuz Notre Dame Katedrali
geçirdiği yangın felaketi sonrasında ziyarete kapalı ve restorasyon çalışması birkaç yıl daha süreceği için gezilemeyecek. Dilerseniz onun arka tarafındaki Saint Louis Adası'na gidebilirsiniz ama ben size Saint Michel tarafını keşfetmenizi öneriyorum. Ve arkasında da Saint Germain Bulvarı tarafı keşfetmeye değer. İkinci günü de bu şekilde bitirelim istiyorum. Paris'te üçüncü günümüzde en sevdiğim yerlerden biri olan Opera Meydanı'nda Place de l'Opera'dayız. Aslına bakarsanız buraya bir tam gün ayırmanız gerek ama bunu Paris'e bir hafta gelenlere öneriyorum. Eğer Paris'e 3 gece 4 gün geldiyseniz o zaman 3. gününüzde opera ve çevresini yarım günde bir şekilde gezersiniz diye düşünüyorum. Vaktiniz varsa operanın içini mutlaka gezin, şahanedir. Ya da size buradan nerelere giderseniz neleri görürsünüz onu kısaca bir anlatayım isterseniz. Eğer şu taraftan operanın sağ tarafından ilerlerseniz Galeri Lafayette'e gidersiniz. Galeri Lafayette'in içini mutlaka görün. Özellikle o kubbeli bölümü bir görün, çıkın derim. Eğer operanın sol tarafından giderseniz o zaman Gare Saint-Lazare'a ulaşırsınız. Eğer şu taraftan giderseniz o yol sizi Madeleine Kilisesi'ne götürür. Eğer şu yoldan giderseniz Paris'in en lüks caddelerinden biridir orası. Yolun sonunda Place Vendôme'a ulaşırsınız. Onun devamında da Tüileri Bahçesi var. Operanın tam karşısı dümdüz aşağı doğru inen cadde Louvre Sarayı'na gider, Seine Nehri'ne doğru gider. Eğer bu tarafa doğru yürürseniz Şatli'ye ulaşırsınız. Ben genelde şu taraftan pasajların olduğu Grand Boulevard tarafına gitmeyi tercih ediyorum. Siz tamamen programınıza bağlı olarak gezi güzergahınızı kendiniz seçebilirsiniz. Size söylediğim yerlerden ilginizi çekenleri gördükten sonra dediğim gibi Boulevard'e kapısına girerseniz yani benim rotamdan Grand Boulevard'a doğru ilerlerseniz hemen sağ tarafta bir tane Starbucks göreceksiniz. Geçerken içeriye mutlaka bir bakın. İçerisi gerçekten inanılmaz. Bir şey içmeseniz bile bir fotoğraf çekin, çıkın ve yürüyüşünüze devam edin. Grand Boulevard'a sizi sürüklememin sebebi burada çok sevdiğim pasajların bulunması. Pasajlarla ilgili de blogda hem yazılar mevcut hem de iki tane Paris pasajları videosu var. Onlara bakabilirsiniz. Ama Grand Boulevard'a geldiyseniz bu pasajları da mutlaka görmenizi öneriyorum. Özellikle yakın bölgedeki 4 pasajı sakın atlamayın derim. Opera Meydanı'ndan Grand Boulevard metro istasyonuna geldiğimiz zaman hemen şu arkamda gördüğünüz Hard Rock Cafe kimileri için anlamlı olabilir. Biraz ileride de hemen şu tarafta Balmumu Mumya Müzesi Müze Graven var. Onun yanında ve karşısında toplam 3 tane daha pasaj var keşfedebileceğiniz. Eğer yürüyüşünüze devam ederseniz Bon Nouvel tarafında da oldukça güzel kafe ve restoranlar mevcut. Bir de Le Grand Rex sineması ilginç olabilir. Orada bir etkinliğe denk gelirseniz süper olur. Ya da sahne arkasını görmek için de ilginç bir deneyim yaşayabilirsiniz. Bununla ilgili de blogda bilgi mevcut. Bir de tren kompartımanı şeklinde tasarlanmış Victoria Station adlı bu restoranda ilginç olabilir. Yemekler şahane değil ama atmosfer oldukça güzel. O yüzden ilginizi çekebilir diye düşünüyorum. Eğer Paris'e bir haftalığına gelmiş olsaydınız buradan yürüyüşünüze devam edip Le Grand Rex'e ve hatta oradan Türk Mahallesi'ne ve Republic Meydanı'na kadar yürümenizi önerirdim. Ama biz yarım günümüzü buraya ayıracağız. Yarım günümüzde Montmartre Tepesi'ne, buradan Montmartre'a gitmek için şuradan bir otobüse binip Le Peletier'e gidebilirsiniz. Ya da az bir yürüyüşle Le Peletier istasyonuna ulaşıyorsunuz. Oradan eski Montmartre otobüsüyle yani 40 numaralı otobüsle Montmartre Tepesi'ne çıkıyoruz birlikte. Montmartre'a gitmenin birkaç yolu var. Onlardan biri de bu 40 numaralı otobüs. Dediğim gibi Place du Tertre gelmenin birkaç yolu var. Ben 40 numaralı otobüsle Place du Tertre Novran durağında inmeyi tercih ediyorum. Ve şu gördüğünüz sokaktan da içeri girip Montmartre gezime başlıyorum. Montmartre ile ilgili birkaç tane videom var biliyorsunuz.
Normalde bir haftalık bir Paris gezisi olsaydı en az bir gününüzü Montmartre'a ayırmanızı söyleyebilirdim ama 3 gece 4 gün geldiyseniz Montmartre'a yarım gün ayırabilirsiniz. Önce Place du Tertre'de gelip oradan ilerleyip Sacré-Cœur'e kadar devam edebilirsiniz. Sacré-Cœur'den de aşağıya doğru nefis bir manzara eşliğinde yürüyebilirsiniz. Dilerseniz ve vaktiniz varsa içeriye de girip kiliseyi bir gezebilirsiniz. Ondan sonra Montmartre'dan tepeden bir Paris manzarasını seyrettikten sonra dilerseniz fünikülerle, dilerseniz merdivenden, dilerseniz de şu yanda gördüğünüz parktan aşağı inebilirsiniz. Bir de bu merdivenler var biliyorsunuz. Bu merdivenlerden de aşağı inerek turumuza devam edebiliriz. Parktan aşağıya indiğimiz zaman yolun tam karşısındaki sokaktan dümdüz aşağı inerek parkurumuza devam ediyoruz. Bu sokak oldukça kalabalık ve biraz da turistik bir sokaktır ama bolca hediyelik eşya bulabileceğiniz güzel bir yerdir. Özellikle Maison Georges La Nicole'e mutlaka girmelisiniz içeride. Çikolatadan çok güzel maketler var. Bir de aşağıda sol tarafta ünlü kurabiyeci La Cure Gourmand'ın bir şubesi var. Oraya da dilerseniz bir bakın. Yokuşun bittiği noktada Ander metrosuna kavuştuğumuz bu yerde arkada gördüğünüz kırmızı dükkan Para Pharmacie Monge. Orada da Paris'ten öte özel %10 indiriminiz var. İndirim kuponu ve detaylar Paris'ten'deki yazıda. Bu noktaya geldiğimizde artık benim sizin için hazırladığım tur önerimin 3. günü son buluyor. Belki buradan sonra vaktiniz kaldıysa Moulin Rouge'a gitmek isteyebilirsiniz. Ya da Paris'te son akşamınızda Eiffel Kulesi'nin ışıklarını görmek isteyebilirsiniz. Artık içinizden ne geliyorsa size serbest zaman. Paris'te son günümüzdeyiz. Son günümüzde eğer 2-3 saat vaktiniz varsa sizi Hotel de Ville çevresinde dolaşmaya davet ediyorum. Burada özellikle Châtelet ya da Le Marais çevresini gezerseniz oldukça güzel yerler göreceğinize emin olabilirsiniz. Eğer çok vaktiniz varsa Marais tarafını da gezin, Châtelet tarafını da gezin. Ama vaktiniz kısıtlıysa bence Le Marais tarafı biraz daha renkli gibi geliyor bana. Bilemiyorum, siz bilirsiniz. Bununla da ilgili blogda bol miktarda yazı ve video mevcut. Onlara bakarak karar verebilirsiniz. Dilerseniz biz Marais bölgesini şöyle bir dolaşalım. Özellikle görmeniz gereken yerler Place de Vosges olacak. Picasso Müzesi'ne bilmiyorum vaktiniz kalır mı gezmek için. Victor Hugo'nun evi güzel bir seçenek olabilir. Ayrıca Marais'in dar sokaklarındaki kafeleri, kitapçıları, butikleri de gezmek keyifli bir gün olur. Güzel bir cilayla Paris gezinizi tamamlamış olursunuz. Oradan da artık havaalanına nasıl gidecekseniz, Charles de Gaulle'e gidecekseniz kuzey yönüne, Orly Havaalanı'na gidecekseniz de güney yönüne doğru devam edeceksiniz demektir. 3 gece 4 günde Paris biter mi? Tabii ki bitmez. İnsanların bir ömür geçirdikleri bu şehri 3 gece 4 günde gezemezsiniz. Ama tabii ki güzel, ideal bir parkurla birlikte söylediklerimi yaparsanız bence Paris hakkında bir fikriniz olur. Bana kalırsa Paris'e bir cuma akşamı ya da cumartesi sabahı gelip bir sonraki pazar akşamına kadar kalabileceğiniz bir program yapmak en güzeli olacaktır. Bence hiç üşenmeyin. Önümüzdeki tarihlere bir bilet bakın ve Paris'e gelmek için bir fırsat kollayın. Eğer Paris'e biraz daha uzun gelecekseniz bu programı yayabilirsiniz ya da bir şeyler ekleyebilirsiniz. Mesela Versailles Sarayı'na daha gidemedik, vaktimiz olmadı. Ya da kısaltacaksanız da bir şeyleri çıkararak ya da yoğunlaştırarak programınızı kendinize göre revize edebilirsiniz. Ama lütfen bana sormayın. Her birinize ayrı ayrı program çıkarmam mümkün değil. Zaten bu videoları ve bu yazıları da herkese genel bir fikir vermek için yapıyorum. Lütfen bunları takip ederek kendinize uygun programı oluşturun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Paris'ten selamlar, sevgiler. Hoşça kalın.